Merhaba arkadaşlar. Öncelikle 8. föyle karşınızdayım. Dersimize başlamadan önce söylemek istediğim birkaç konu var. Şimdi 6'yı bitirdik, 7. föyü bitirdik. 8, 9 devam edeceğiz inşallah. Şimdi bu föyleri tekrar etme imkanınız var. Bu videoları izleyerek tekrar edebilirsiniz. Ama öncelikli ve önemli noktalardan biri şudur. Konu ilerliyor. Konu ilerledikçe ünite sonlarında bildiğiniz gibi testler var. Bu testleri çözmeden diğer videoya kesinlikle geçmeyelim. O testleri çözelim. Ardından soru bankamızdan gerekli soruları çözelim. İlgili bölümdeki soruları çözelim. Konuyu bu şekilde pekiştirelim. Vaktimiz bol. Umarım faydalı olur. Konumuz ekonomik faaliyetler, doğal kaynaklar, şehir ve ekonomi 1. Bunun ikincisi de mevcut. 9. föy o da. Evet. Üretim, dağıtım ve tüketim ilişkisi. Arkadaşlar, üretim mal ve hizmetlerin sağlanması ya da bir ürünün yetiştirilmesine üretim diyoruz. Dağıtım ise arkadaşlar mal ve hizmetlerin tüketiciye ulaştırılmasıdır. Düşünün bir ürün internetten sipariş verdiniz, kapınıza geldi. Bu dağıtım işidir. Tüketim ise mal ve hizmetlerin kullanımıdır. Yani siz bir ürünü aldınız, kullanmaya başladınız. Buna tüketim diyoruz. Bu üçü birbiriyle bağlantılıdır, birbiriyle etkileşim halindedir. Evet, ekonomik dikkat bölümünde ise ekonomik faaliyet türü olan üretim, dağıtım, tüketim hiçbir zaman tek başına ele alınmaz. Sürekli birbiriyle etkileşim halindedir. Bunu zaten söylemiştim. Üretim, tüketim ve dağıtım etkileyen doğal faktörler. Birincisi ham madde. Arkadaşlar, mantıken yani ham madde olmadan üretim olması mümkün değil. Tabii şöyle bir durum da var. Daha önceki konularımızda buna değinmiştik. Örneğin yetiştirilen bir ürün çabuk bozulabiliyorsa üretim tesisinin ham maddeye yakın yerde kurulması gerekir. Bunlar şeker pancarı, domates, konserve sektörü gibi ya da yağ bitkileri. Bunlar üretildiği yerde işlenir ve dağıtımı daha sonra gerçekleştirilir. Ham madde yakınlık burada göz önünde bulundurulmuş olur. Evet, mesela Tekirdağ'da ayçiçeği fabrikası, ayçiçek yağı, Rize'de çay fabrikası, Edremit'te zeytinyağı fabrikası. Evet, bu fotoğrafta görmüş olduğunuzda şeker pancarı bitkisi yapraklarından yiyecek yapılır, turşu yapılır mesela. Kendisinden zaten şeker yapılır. Önceki videolarda da söylemiştim. Melas ismindeki şeker pancarından çıkan maddeden de alkol yapılır. Bu da günümüzde ve çok önemli olduğunu anladık, idrak ettik. Evet. Bunlar hammadde yakın yerde kurulan tesisler bu şekildedir. Evet. Dikkat bölümümüzde de yine bir uyarı var. Bazı fabrikaların ham madde yakın yörelerde kurulmasının nedeni taşıma maliyetini azaltmaktır. Tarımsal ürünün bozulmasını önlemek değildir. Örneğin Adana'da pamuk dokuma fabrikası. Şimdi pamuk dokuma fabrikası biliyorsunuz pamuk üretimi ülkemizde ilerleyen konularda işleyeceğiz. Pamuk üretimi ülkemizde Güneydoğu Anadolu bölgesinde birincidir ama taşıması rahat olduğundan dolayı iplik ve da pamuğun işlemesi farklı bölgelerde de yapılabilir arkadaşlar. Evet. İklim koşulları. Şimdi iklim koşullarının çok sert ya da çok sıcak çöl şartları ya da kutup şartları gibi yerleri düşünün. Buralarda üretim yapmak problemlidir. Hem fabrikayı ısıtmak hem ürünün ham maddenin fabrikaya gelmesi ya da işlenen malın fabrikadan tüketiciye ulaştırılması zordur. Bu sebepten arkadaşlar iklim koşullarının uygun olduğu yerler üretim açısından önemlidir. Hem tarımsal üretim hem hayvancılık üretimi hem sanayi üretim açısından iklim koşullarının uygun olması gerekmektedir. Tarım ürünlerinde de optimum sıcaklık dediğimiz her bitkinin istediği bir sıcaklık değeri vardır. Bunun altındaki sıcaklıklarda ya da üstündeki sıcaklıklarda bitki yetişemeyebilir. Evet, örnek bir sorumuz var. Diyor ki, buna göre haritada taralı olarak gösterilen numaralandırılmış alanların hangisinde olumsuz iklim koşulları üretim, dağıtım ve tüketim faaliyetini daha fazla etkiler? Tabii ki soğuk bir yer seçeceğiz. Bir Balıkesir çevresi bir numara. İki numara hemen hemen Batı Karadeniz diyebilir. Kocaeli, Sakarya çevresi. Sakarya daha doğrusu. Dört numara Erzurum, Kars, Ardahan. En soğuk yer. Haliyle mantıklı olarak doğru cevabımız 4 Denizli. 5 numara Güneydoğu Anadolu bölgesi. Çok soğuk bir yer değil. 3 numara da Mersin, Adana çevresi. Burası da soğuk bir yer değil. Cevabımız 4 Denizli arkadaşlar. Evet. Yer şekilleri. Arkadaşlar yer şekilleri de tabii ki üretim, tüketim, dağıtımı hepsini etkiler. Çok dağlık ve engebeli bir yerde üretilen ürünün pazara ulaşılması yol şartları sıkıntılı olduğundan zordur.
Yine tarım arazisi parçalıdır. Tarım arazisi parçalı olduğundan dolayı dağlık ve engebeli olan yerde tarımsal üretim yapılamaz mesela. Yani hem fabrika işçinin taşınması hem fabrikadan işçinin ürünün pazara ulaştırılması bu tip yerlerde zordur. O nedenle yer şekillerinin çok dağlık ve engebeli olduğu yerler üretim açısından problemli yerlerdir. Evet, işte örneğin yer şekillerinin sade olduğu yerlerde iklim koşulları uygunsa nehir taşımacılığı yapılır. Atatürk Keban Barajı, Ren Tuna Nehri. Şimdi burada Atatürk Keban Barajı durgun bir su, yani yapay göl dediğimiz baraj. Ama Ren ve Tuna doğal akarsudur. Burada farklı bir durum da söz konusu ama normal şartları yer şekilleri de bu alakalıdır. Evet, su kaynakları arkadaşlar, çarpıcı örneklerimiz var. 1 ton çelik üretmek için 200 bin litre, yani 3 sıfır nesil 200 ton suya ihtiyaç vardır. Ya da nükleer tesislerde reaktörü soğutmak için suya ihtiyaç duyulur. Su hayatın temelidir. Fabrikalarda da çok önemlidir. O nedenle su olmadan üretim yapılması mümkün değildir. Tabii dağıtıma da tüketime de etki eder haliyle. Evet, fotoğrafımızda bir baraj görüyorsunuz. Burada suyun önemi vurgulanıyor. Üretim, tüketim ve dağıtım etkilen beşeri faktörler. Bunlar da böyle özelliklerini birer cümleyle izah edip geçeceğim. Mesela üretim etkilen tüketim. Son günlerde arkadaşlar kolonya tüketimimiz arttı. Değil mi? Üretim de artması gerekiyor. Ham maddesi yoksa fiyat artıyor. Tüketim üretimi etkiler. Sermaye birikimi. Cumhuriyet'in ilk yıllarında yatırım, İzmir İktisat Kongresi'nde yatırımı halk yapsın diye kararlar alındığı, çeşitli işte teşvik sanayi kanunu çıkartıldı. Birçok teşvik eden kanun çıkartıldı ama yatırım yapılamadı. Neden? Sermaye, yeterince sermayemiz yoktu bu sebepten. İş gücü kaynakları arkadaşlar, üretim yapan insan neticede, bir alanda, belli alanda yetişmiş bir insan gücünüz yoksa üretim yapmanız mümkün olmayabilir. Örneğin uzay teknolojileri ya da yazılım mühendisliği ya da buna benzer yüksek teknoloji alanlarında iş gücü kaynakları çok daha önemlidir. Tarımsal faaliyetler, muhakkak tarımda bir üretim vardır. İklim şartlarını zorsa her tarım ürünü yetişmez. Ama ülkemiz bu yönden de Allah'a şükür şanslı. Birçok tarım ürünü rahatlıkla yetişebiliyor. Bu da üretimi etkiler. Teknolojik gelişmeler arkadaşlar, teknolojinin verdiği bir imkanla şu an ders anlatıyorum. Bu da bir, yani neticede yapılan şey bir hizmettir. Bu da bir üretim sektörüne girer. Teknolojik gelişmeler üretime etkiler. Düşünün, bir fabrika modern teknoloji kullanıyorsa üretimini hızlandırabilir, maliyeti düşürebilir. Üretimi neticede etkiliyor. Sanayinin etkisi, sanayi üretimi etkileyen önemli faktörlerden biridir. Talep. Talep de şudur arkadaşlar. Örneğin siz şu an bir cep telefonu alacak olsanız ya tuşlu bir telefon almazsınız. Ben de almam. Böylece demek ki bizim talebimize göre üretimle yapılmak zorundadır. Tüketimi etkileyen beşeri faktörlerimiz temel ihtiyaçlar. Bugünlerde eve kapandık. Gıda maddesi tüketimimiz arttı. Temel ihtiyaçlar dururken gidip de farklı ihtiyaçlar almayız. O nedenle temel ihtiyaçların tüketimi daha fazladır arkadaşlar. Teknolojik gelişmelere bağlı olarak da tüketim alışkanlığı değişebilir. Şu an evde, internette, bilgisayar üzerinden alışveriş yapıp satın aldığımız ürünleri istediğimiz adrese getirtebiliyoruz. Bu da teknolojik gelişmelerin tüketimi etkisidir. Moda. Modası geçmiş bir kıyafeti giymeyiz, ayakkabıyı giymeyebiliriz. Bu da tüketimi etkiler. Kitle iletişim araçları. Akşam genelde, yani şu günler değil ama normal şartlarda da otomobil reklamları çokken, sabah kadın programlarının olduğu zaman da çatal kaşık gibi bu markalar, Karaca işte, Emsan vesaire, onlar gibi markaların reklamı yapılır. Niye? Kitle iletişim aracı sizin bulunduğunuz saatte size uygun bir reklam vermek zorunda ki tüketimi arttırabilsin. Tanıtım arkadaşlar. Tanıtımda ürünün reklamı yapıldıkça tüketimi artabilir. Bunları rahatlıkla söyleyebiliriz. Son olarak dağıtımı etkileyen beşeri faktörler. Birincisi pazarlama. Arkadaşlar, pazarlama bir ürünün tanıtımı anlamına gelmektedir. Bir ürün tanıtıldıkça, pazarlandıkça tüketimde arta. Bu da dağıtımı etkiler. Ulaşım. Ulaşım demek zaten dağıtım anlamına gelmektedir. Ulaşım imkanlarının gelişmesi, çeşitlenmesi dağıtımı olumlu yönde etkiler. Evet, iletişim başlığımız var. İletişim de arkadaşlar dağıtımı etkiler. Ürün bittiğini haber vermeniz gerekir.
Bu da üretimi etkiler. Yani dağıtımda iletişim önemlidir. Yerleşme özellikleri. Örneğin dağlık ve engebeli bir yerde yerleşme şartları zor olduğundan dolayı arkadaşlar, yerleşme şartları zor olduğundan dolayı bölgede dağıtım olumsuz etkilenebilir. O nedenle dağlık ve engebeli yerlerde dağıtım problemli ama eğimin engebenin az olduğu düz alanlarda dağıtım daha kolaydır arkadaşlarım. Evet, bunları da bu şekilde özetledikten sonra tüketimin az olmasının etkisi diye bir başlığımız var. Mesela zaman zaman hayvansal hastalıklar, zaman zaman çeşitli salgınlardan dolayı tüketim olumsuz etkilenebiliyor. Mesela örneğimizde şu var. Deri dana hastalığının çıkması kırmızı et tüketimini azaltmıştır. Ya da kuş gribi hastalığı da yine beyaz et tüketimini azaltmıştır. Tüketimin az olması üretimi ne yapar? Etkiler arkadaşlar. Tüketimin fazla olmasının etkisi. Mesela kahvenin anavatanı Etiyopya ama kahve anavatanı dışında birçok ülkede yetişiyor. Brezilya üretiminde dünya birincisidir. Sebebi ne? Tüketim arttığından dolayıdır. Tüketimin fazla olması üretimin de fazla olmasını gerektirir. Olmadığı takdirde ürünün fiyatı artar, kıtlık çıkar vesaire problemler meydana gelebilir. Evet, üretim dağıtımı tüketimin yeni sektörler ortaya çıkarması. Arkadaşlar geçmişte mesela bundan 20-30 yıl önce kargoculuk diye bir meslek yok. İnternet alışverişi diye bir uygulama, bir alışveriş alışkanlığı yok. Ama günümüzde bunlar gelişti. Yani üretim, dağıtım ve tüketim yeni sektörlerin ortaya çıkmasını sağlar. Belki gelecekte bu tip meslekler de olmayacak. Farklı dağıtım elemanları, araçları ortaya çıkacak ve farklı durumlar oluşabilecektir. Mesela işte yelkenli gemilerden tutun, daha sonra modern gemilerin yapılması, ulaşımı hızlandırmış. Ya da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra uçak sanayisinin gelişmesi insanların kitle ulaşımını hızlandırmış ve bu da turizmi gelişmiştir. Bak yeni sektör ortaya çıkartmıştır. Turizm hep olan bir sektördü ama herkesin yapabildiği bir faaliyet değildi. Evet, doğal kaynaklar bölümüne geçtik. Buraya kadar umarım anladınız konuyu. Doğal kaynaklardan devam edeceğiz. Doğal kaynaklar kendi arasında 3 başlığa ayrılmaktadır. Tükenmeyen yani yenilenebilen daimi kaynaklar, tükenebilen, yenilenemeyen kaynaklar ve arkadaşlar belirli şartlar halinde yenilenebilenler de 3 başlığa ayrılıyor. Tükenmeyenler güneş, rüzgar, su, dalga, gelgit. Tükenebilen, gelgit Türkiye'de yok bu arada. Tükenebilenler madenler, kömür, petrol ve doğalgaz. Yani bunlara biz fosil yakıtlar ve madenler diyoruz. Fosil yakıt ve madenler diyoruz. Belirli şartlar halinde kendini yenilenebilenler hava, orman, toprak, jeotermal diye bunlar da bu şekilde kabul ediyor. Tükenmeyen, yenilenebilen doğal kaynaklar, birincisi rüzgar. Arkadaşlar, bildiğiniz gibi yüksek basınçtan alçak basınca doğru hareket eden yatay hava hareketine rüzgar diyoruz. Çok eskilerden beri kullanılıyor. Yel değirmenlerinin hareket ettirilmesinde, yelkenli gemilerde. Günümüzde de rüzgar gülleri vasıtasıyla elektrik üretiminde kullanılıyor. Ülkemizde de son yıllarda bununla ilgili yatırımlar arttı. Dünyada potansiyeli fazla olan ülkeler İspanya, Çin, Almanya, Japonya, İtalya, Hindistan, ABD, Norveç, Danimarka, Hollanda diye geçiyor. Rüzgar gücü önemlidir, yenilenebilirdir. Yakıta masraf yok, kurulum gücüne masrafınız var, bu nedenle değerlidir. Dalga, arkadaşlar dalga gücü de arkadaşlar özellikle okyanusa kıyısı olup gelgit enerjisine sahip olan yani ayın çekim kuvvetinden kaynaklı medcezir dediğimiz dalgalanmalara sahne olan bölgelerde dalga enerjisi yoğun olarak kullanılabilir. Yıllık enerji üretimi yaklaşık 230 milyon ton kömüre denk gelir. Yani bu da çevreci olduğunu ispat ediyor. Masrafı azdır, temizdir arkadaşlar. Önemli bir enerji kaynağıdır. Okyanusa kıyısı olan ülkelerde yoğun olarak kullanılır. Hollanda, ABD, Fransa ve İngiltere'de dalga enerjisi üretimi yapılıyor. Türkiye'nin okyanusa kıyısı olmadığından dalga enerji potansiyeli azdır. Güneş, arkadaşlar önemli yenilenebilir enerji kaynaklarından biridir. Boşluğa temiz ve masrafsız bir enerji kaynağıdır yazıyoruz. Güneş enerjisi ülkemize daha çok sıcak su elde edimde kullanılır. Evlerin çatılarında görmüşsünüzdür. Ama son yıllarda bununla ilgili özel sektöre ait yatırımlar var. Ürettiği elektriği de devletimize satıp biz de bunu kullanarak bunun sonuç almasını sağlıyoruz. Önemli bir enerji kaynağıdır. Ülkemiz buna oldukça müsait. Karadeniz bölgesi hariç birçok yerde kurulabilir. Hatta kurulmaya da devam ediyor.
Dünyada çöller, Orta Doğu, yani yine çöl bölgesi sayılabilir, Akdeniz iklim bölgesi, Orta ve Batı Avustralya, Arap Yarımadası dünyada önemli güneş enerjisi potansiyelinin olduğu yerlerdir. Evet, su gücü arkadaşlar önemli bir kaynaktır. Akarsu üzerine biliyorsunuz baraj yapımıyla elde edilir. Akarsuyun enerji potansiyeli akımı yeterli olmalı. Arazi baraj yapımına elverişli olmalı. Bu şartlar varsa baraj yapımı mümkündür. Elektrik enerjisi elde edilir, balıkçılık yapılır, tarımı olumlu etkiler, ulaşımı önemli etkiler. Önemli bir faaliyettir ve çevrecidir. Potansiyelin fazla olduğu ülkeler Kanada, ABD, Hindistan, Brezilya, Norveç, Rusya, Türkiye ve Çin arkadaşlar. Potansiyelin fazla olduğu ülkeler ya kutuplara yakın kar yağışı alan bir ülke ya da ekvatora yakın yağmur yağışı alan bir ülke olmanız lazım ki değil mi arkadaşlar? Hem de arazinizin de biraz engebeli olması gerekiyor ki bu baraj yapımı mümkün olsun. Evet. Geçtik arkadaşlar. Tükenebilen, yenilenemeyen enerji kaynaklarımız birincisi petrol. Bitki ve hayvan fosillerinin deniz ve göl tabanlarında arkadaşlar tepkimeye girmesiyle oluşan bir fosil yakıttır. Üçüncü jeolojik zamanda oluşmuştur. Otomobillerin çalışması, uçakların çalışması, gemilerin çalışması gibi birçok alanda kullanılır. Elektrik enerjisinin üretiminde de kullanılır. Ülkemizde maalesef çok yok. İlerleyen konularda işleyeceğiz. Potansiyelinin fazla olduğu ülkeler Irak, İran, dünyada arkadaşlar Venezuela rezerv bakımından birinci, sonra Suudi Arabistan vesaire geliyor. Rusya, Kazakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Norveç, Kuveyt, Meksika, Çin ve ABD geliyor. Tabii ABD ve Çin'in tüketimi fazla. Kalabalık ülkeler arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Doğalgaz arkadaşlar. Yine doğalgaz 3. jeolojik zamanda oluşmuştur. Fosil yakıtlara göre daha temizdir, daha çevrecidir. Petrol gazı olarak da bilinir. Konutların ısıtılmasında, elektrik üretiminde, ulaşımda birçok şeyde kullanılmaktadır. Potansiyelin fazla olduğu ülkeler bir Rusya, dünya rezervinde birincidir. İran, ABD, Suudi Arabistan, Kanada ve Cezayir diye sıralama gidiyor. Bakın Kanada'yı, Rusya'yı, ABD'yi birçok yerde duyuyoruz. Bu ülkeler özellikle Kanada ve ABD yani maden zengini, doğal kaynak zengini ülkeler olarak kabul edilmektedir genel olarak. Kömür, evet bitki ve hayvan kanıtlarının toprak altında kalmasıyla oluşur. Organik tortul kayaçtır arkadaşlar. Kayaçları işlerken de söylemiştik. Türleri de var. Antrasit, taş kömürü, lignit, turba diye biliyorsunuz zaten bunlar gruplara ayrılıyor. Arkadaşlar bunu da söylemiş olalım. Evet, örnek bir sorumuz var. Diyor ki güneş enerjisi potansiyeli güneşlenme süresiyle paralellik gösterir. Buna göre aşağıda verilen iklim tiplerinin görüldüğü yörelerden hangisi güneş enerjisinden yararlanmak daha elverişlidir? Bakın bu ekvatoral iklim otomatikman eliyorum. Niye? Ekvatoral iklim her mevsim yağışı. Karadeniz bölgesi, Doğu Karadeniz gibi düşünün arkadaşlar. B bölgesinde gençler muson iklimi var B şıkkında. C'de savan iklim var. Hocam birbirine çok benziyor. Nereden anlayacağız muson mu savan mı? Püf noktalarını söylemiştim. Föyünüzden bakabilirsiniz. Bakın burada 10 dereceye sıcaklık düşmüş. Burada 20 derecenin altına düşmemiş. O nedenle bu savan C şıkkı, B şıkkı da muson iklimidir. Ve bunu da eliyorum yağışlı olmalarından dolayı. En uygunu baktığımda hocam D mi E mi? Ya E neden E hocam? Baktığımda bu Akdeniz iklimi. Yazlar sıcak ve kurak, kış aralıklı ve yağışlı. D şıkkında ne var arkadaşlar? Sıcaklık bakın eksi 40'lara kadar düşmüş. Yani tamam hava açık ama yağış az doğru ama kendini ısıtacak bir ortam yok. Yani bu nasıl olur da güneş enerjisi üretilebilir? O nedenle bu sıcaklığın düşük olmasından bunu eliyorum. Cevabım E şıkkı kalıyor. Akdeniz iklimi doğru cevabımız arkadaşlar. Şimdi ÖSYM'nin bir sorusu var. Diyor ki 2019'da çıkmış. Bu enerji kaynağının üretimi ve pazarlanmasının aşağıdaki ülkelerin hangisinin küresel etkisi daha fazladır? Dünyada pek çok ülkede doğal gaz rezervi bulunmakta. Biraz önce söylemiştim. Rusya rezerv bakımından birinciydi. Pazarlamada da önemli. Niye? Avrupa ülkelerine komşu ve rahatlıkla satıyor. Arkadaşlar ülkeleri kıskacını almış diyebiliriz bu noktada. Evet. Doğru cevabımız Denizli. Evet son iki sayfamıza geçtik. Arkadaşlar evet taş kömür yatakları 1. jeolojik zamanda lignit 3. zamanda oluşmuştur. Bunu daha önce de söylemiştik. Demir çelik sanayisinde enerji kaynağı olarak kullanılır. Potansiyelin fazla olduğu ülkeler Çin, Avustralya,
Hindistan, Almanya, Rusya, İngiltere, ABD, Güney Afrika Cumhuriyeti potansiyelin fazla olduğu ülkelerdir. Evet, madenler. Arkadaşlar, madenlerin oluşumunda volkanizma, tortullaşma, başkalaşım gibi birçok etken vardır. Metalik madenler, demir, bakır, krom gibi. Bunlar arkadaşlar ağır sanayide kullanılır, önemlidir. Başka potansiyelin fazla olduğu kadar dünyanın her yerinde görülebilir bu enerji kaynakları, şey madenler pardon. Evet. Diğer bir enerji kaynağımız belirli şartlarda yenilenebilen doğal kaynaklar, toprak. Bunu işleyeceğiz. Arkadaşlar, tarım yapmak için, yaşamak için insanoğlunun tüm yaşamsal faaliyetlerini yürüttüğü alandır. Önemli bir alandır. Potansiyelinin fazla olduğu ülkeler, fazla olduğu yerler tabii ki iklim şartları da uygun olup tarıma elverişli yerlerde toprak değerlidir. Yoksa kutuplara yakın yerde de toprak var. Çöllerde de toprak var ama ikisine de baktığımızda kullanımı çok çok azdır. Evet, ormanlar arkadaşlar, bunlar belli şart, yani ormanı kesmez yaşatırsan varlığını devam ettirir. İklimsel değişimler olmazsa varlığını devam ettirir orman. Kağıt kereste yapımında, turizmde, dinlenme, rekreasyon, eğlenme amacıyla ormanlardan faydalanmaktayız. Reçine elde edimi, eczacılık ve kozmetik sektöründe de kullanıyoruz. O nedenle çok değerli. Potansiyelin fazla olduğu ülkeler ya kutuplara yakın tayga ormanları, sert karasal iklim dediğimiz iğne yapraklı ormanların görüldüğü yerler ya da ekvatora yakın olup nemin yağışının fazla olduğu ya da muson iklim bölgeleri. Yani 3 iklim bölgesi. 1 sert karasal, 2 ılıman okyanusal, 3 muson. Arkadaşlar, bir tane de eklemem gerekiyor. 4, 3 dedim ama 4. arkadaşlar ekvatoral iklimde bu orman varlığı fazla. Rusya, Norveç, arkadaşlar Kanada sert karasal iklim. İsveç'i de katabiliriz buna. Ondan sonra Brezilya, Finlandiya'da sert karasal. Brezilya, Endonezya, bunlar Nijerya, ekvatoral iklim. ABD'nin bazı bölgeleri ılıman okyanusal, bazı bölgeleri sert karasal iklim bölgelerinde görülür. Bunu da söyleyebiliriz. Endonezya'da arkadaşlar ekvatoral iklim şartları yaşanmaktadır. Yani nemli yağışlı bölgeler potansiyelin fazla olduğu yerlerdir. Jeotermal. Arkadaşlar, jeotermal yer altına inen suların ısınıp yüzeye çıkmasıyla oluşan su kaynağıdır. Özellikle fay hatlarının yoğun olduğu yerlerde sıcak su kaynakları fazladır, boldur. Ülkemizde bu potansiyel açısından önemlidir. Avrupa'da birinci, dünyada 7. sıradayız jeotermal kaynak potansiyeli bakımından. Dünyada İzlanda, Japonya, ABD, Yeni Zelanda ve Şili gelmektedir arkadaşlar. Potansiyelin fazla olduğu ülkeler arasında bunlar yer alıyor. Evet. İzlanda jeotermalden ihtiyacın, elektrik ihtiyacının %85'ini, %85 yer alan ülkedir diye notumuz mevcut. Hava arkadaşlar, içindeki gazlar canlının sürekliliğini sağlar. Azot, oksijen ve diğer gazlar. Fosil yakıtların kullanılmasının artması sonucu hava kirliliği yaşanmakta. Karbondioksit artması da küresel ısınmaya neden olmaktadır. Bitkilerin fotosentezi havanın temizlenmesini sağlar. Fotosentez karbon tüketir, oksijen açığa çıkartır arkadaşlar. Doğal kaynak ve ekonomi ilişkisi. Gelişmiş ülkeler doğal kaynaklardan etkin şekilde yararlanma yolları aramaktadır. Örneğin Rusya ve Çin. Buraya yazıyoruz. Yeterli sermaye ve altyapıya sahip olmayan ülkeler zengin doğal kaynaklara sahip olsalar da gelişememiştir. Nijer ve Azerbaycan arkadaşlar bunlar. Bazı ülkelerde ise kıt olan doğal kaynakların yanında yetersiz sermaye ve altyapı ülkelerin doğal kaynaklarından etkin bir şekilde yararlanmasını engeller. Buna da Moğolistan ve Afganistan yazıyoruz. Evet, bu bölümdeki son, bu sayfadaki son kısmımız da budur. Doğal kaynaklar bakımından fakir olan bazı ülkeler ise sermaye, iş gücü ve teknolojinin yeterli olması sayesinde ham maddeyi ithal ederek açığını kapatmıştır. Buna da tabii ki en büyük örnek Japonya'dır. Değerli neredeyse hiçbir maden olmamasına rağmen sanayileşmiş önemli ülkelerden biridir Japonya. Evet, son sayfamız Türkiye doğal kaynaklar ve ekonomi arasındaki ilişki arkadaşlar. Evet, ülkemiz gençler stratejik öneme sahip, coğrafi konum açısından stratejik öneme sahiptir.
Petrol ve doğal gaz zengin Orta Doğu ve Orta Asya ülkeleri ile sanayisi gelişmiş Avrupa ülkeleri arasında köprü görevi görmektedir. Ülkemizin sahip olduğu bor, lignit, krom gibi yeraltı kaynakları ülkemizin stratejik önemini artırmaktadır. Ve ülkemiz bulunduğu coğrafi konum açısından avantajlara sahiptir arkadaşlar. Türkiye'nin başta doğal kaynakların ekonomiye etkisi başlığımız var. Tükenmeyen yenilenebilir doğal kaynaklar. Arkadaşlar yenilenebilir doğal kaynaklar deyince tabii ülkemizde rüzgar enerjisi, ondan sonra su gücü yani hidroelektrik enerjisi geliyor. İlk başta bunlar geliyor. Özellikle ilk başta tabii ki hidroelektrik enerjisi geliyor. Bu bir ülkemiz adına oldukça önemli. Ülkemiz son yıllarda sanayileşme arttığından enerji ihtiyacımız her geçen gün artıyor. Tabii enerji kaynaklarının temiz ve masrafsız olması çok daha önemli günümüzde. Çok değer veriliyor buna. İşte güneş enerjisi deyince Akdeniz bölgesi, Güney Anadolu bölgesi, İç Anadolu bölgesi, Konya çevresi önemlidir. Rüzgar enerjisi deyince arkadaşlar İzmir çevresi, Ege bölgesi, Bozcaada, Gökçeada, Boğazlar arkadaşlar buralar rüzgar enerjisi bakımından önemli potansiyellere sahiptir ülkemizde. Akarsular bakımından yani hidroelektrik santralleri bakımından ise tabii ki Doğu Anadolu bölgesi, Karadeniz bölgesi, Akdeniz bölgesi önemli potansiyel barındırmaktadır bu noktada. Evet, tabloda 2018 yılı yenilenebilir enerji kaynaklarının dağılımı verilmiş. Toplam yenilenebilir enerji kaynaklarının dikkat ederseniz arkadaşlar %4'ü jeotermal, 23'ü barajlardan, pardon doğal göl ve akarsudan, %56'sı barajlardan, %0,23'ü güneşten, %13,93'ü rüzgardan, %1,48 de biyokütleden elde edilmiş. Yani birinci sırada barajlarımız mevcut. Yani yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde en çok enerjiyi barajdan elde etmekteyiz. İkinci sırada doğal göl ve akarsu geliyor. Üçüncü sırada rüzgar var yanlış görmediysem. Bu da ülkemiz adına önemlidir. 2018 yılı itibariyle Türkiye'de toplam enerji kaynaklarının yaklaşık %32'si yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilmiş. Bu da önemli. Tabii geriye kalan %68'i ne oluyor arkadaşlar? O da fosil kaynak oluyor. Bu da üzücü. Umarım bu 32'lik oran gitgide artar ve ülkemiz daha çevreci bir enerji üretmiş olur. Evet, tükenebilen, yenilenemeyen doğal kaynaklarımız mevcut arkadaşlar. Yenilenemeyen doğal kaynaklar ülkemize petrol, doğal gaz kaynakları oldukça az. Boşluğa Güneydoğu bölgesinde Batman, Adıyaman ve Diyarbakır'da petrol yataklarımız var diye yazacağız. Ülkemiz maden kaynakları yönünden 132 ülke arasından 132 ülke arasında 28. sırada yer almakta. Çeşitlilik bakımından ise 10. sırada yer almaktadır. Dünyada ticareti yapılan 90 çeşit madenden 77'si Türkiye'de bulunmakta, çıkartılmaktadır arkadaşlar. Rezerv bakımından yüksek rezerve sahip olan madenler dolomit, mermer, lignit, bor ve kaya tuzdur arkadaşlar. Madenciliğimizin ülke ekonomimize katkısı %1,4 olarak verilmiş. Bu gelişmiş ülkelerde %4, dünya ortalaması %2. Yani biz hem dünya ortalamasının altındayız hem gelişmiş ülkelerin altındayız. Madenciliğin ekonomiye katkısı olarak bu noktada da bu alanı geliştirmemiz gerekmektedir. Evet, ve son bölümümüz arkadaşlar. Belirli şartlar altında yenilenebilen kaynaklar. Bunlar toprak, ondan sonra orman, jeotermal olarak karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar mesela orman Türkiye yani güncel veri olarak ülke topraklarımızın yaklaşık %28'i hatta 28'den fazlası orman olarak kabul edilmektedir. Orman yüz ölçümümüz her geçen gün artmaktadır. Bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ülkemiz jeotermal kaynak bakımından dünyada 7. Avrupa'da 1. Ülke konumundayız. İzlanda'da da tabii o da jeotermal kaynaktır ama İzlanda'daki Geyser grubuna giriyor. O da sıcak su kaynağı ama biz potansiyel bakımından 1. sıradayız. Bunu da rahatlıkla söyleyebiliriz. Son olarak arkadaşlar 2018 yılı elektrik üretim oranları %29,8 yaklaşık 30 doğalgaz, %37,3 kömür arkadaşlar, %10,3 hidroelektrik, %6,6 rüzgar, %7,5
2.5, jeotermal 2.6, güneş 1.4 de diğer diye geçiyor. Yani fosil kaynakların elektrik üretimimizdeki payı fazla. Bu birazcık üzücü. Umarım bu da zamanla düzelir. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hemen testin arkasında, pardon, föyün arkasındaki testleri çözelim. Soru bankasındaki testleri çözelim. Diğer föylerde görüşmek üzere.